Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bize sorunluğa karşınızdayız. karşınızdayız. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf paketini açıkladı. Tabi e, kamu personelini ilgilendiren kısımlar var. Onları konuşacağız. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı enflasyon tahmini %73'ten 76'ya yükseltildi. Ve bununla e, bununla birlikte Haziran enflasyonu 6 aylık enflasyon %25-30 Arasında e, bu durumda 5 e, aylık verilere bakacağız. Tabi beklentiler dahilinde 6 aylık verilere de bakacağız. Ayrıca emekliye, ikramiye için kritik tarihler var. Onları da konuşacağız. Faruk Erdem'le birlikte. Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar olsun. E, bugünün hatta bu haftanın e, gündeme tasarruf paketi. Doğru. E, ilgilendiren, e, kamu personeliyle ilgilendiren tabi kısımlar var. Onları konuşacağız. Onunla başlayalım. sen. Olur. Ee, tabii tasarruf paketine baktığımız zaman aslında sadece işte parasal konular yok. Orada idari konular da var. Ee, netice itibariyle bu bir e, kamuda yeni bir e, dönemin de başladığını gösteriyor. Hem evet. çalışma düzeni hem idari yapı anlamında. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet ile birlikte hani oradaki etkin ve hızlı karar alma mekanizmalarının Hı. alt taraftaki bürokrasiye de yansıması gerekiyordu. Ki e, biraz daha kamunun daha verimli olması sağlanacak bu tedbirlerle. Hem fazla harcamalar ortadan kaldırılacak hem evet. de kaynaklar daha verimli hale getirilecek alınan tedbirlere baktığımız zaman. Ve bunun da bir kamuda kalıcı bir uygulama olarak, bir model olarak kalması da önemli. Yani geçici tedbirler değil ama bir kalıcı uygulama olarak kalacak. Baktığınız zaman burada hem tasarruf yapılması hem de kamu hizmetinin, daha verimli, hızlı ve etkin olması. Dolayısıyla kamu hizmetini alan vatandaş açısından da işte bürokrasinin azaldığı, daha hızlı ve kolay o hizmeti alabildiği bir evet. sistem geliyor. Dolayısıyla hem kamu hizmeti verenler hem de kamu hizmeti alanlar açısından daha e, mutlu olabilecekleri bir sistem de gelmiş olacak. Şöyle bir detaylara baktığımız zaman aslında e, çalışanlar açısından baktığınız zaman yani kamu çalışanları açısından işte 3 yıl boyunca emekli olan personelin sayısı kadar kamuya alım yapılacak. Burada bir kısıtlamaya gidilmiş olacak. Biz pandemi döneminde gördük kısmen ama bunun daha da kurumsal hale getirilmesi söz konusu ki esnek ve uzaktan çalışma modelleri de yine kamuda uygulanmaya başlayacak belli alanlarda tabi. Bununla ilgili taslak metinler de hazırlanmıştı. O metinler üzerinden bir yasal düzenlemede gerekecek öyle gözüküyor yine yönetim kurulu üyelikleriyle ilgili hem ücret bakımından hem de görev bakımından bir sınırlamanın geleceğini biliyoruz e, servis uygulaması e, yani evlere götürme servis uygulaması sözleşmeler bitince e, sınırlanmış olacak e, yurt dışı görevlendirmelerde bir sınır gelecek e, farklı bakanlıklardaki personel kendi alanlarına dönmüş olacak yani işte e, bir bakanlığın personelisiniz ama başka bakanlığın işte taşra ya da merkez teşkilatlarında çalışıyorsunuz. Onlar görev yerlerine dönerek daha verimli çalışmalar sağlanacak. Bir de lojman ve işte bu kamu tesislerinin ücretleri yeniden gözden geçirilecek. Tabii idari yapıyla ilgili de bazı tedbirler geldi. Yeni kurumlar kurulmayacak. Mevcut kurumların birleşmesi söz konusu ki Hazine Maliye Bakanı orada kendi teşkilatından bir örnek verdi. Örneğin işte bir ilde hem defterdarlık var hem vergi dairesi var. İkisi birleşerek hizmetin daha hızlı şekilde ve etkin şekilde yapılması sağlanacak. Böylece vatandaş işte bir defterdarlığa gidip bir vergi dairesine gidip o arada zaman ve para kaybını da önlemiş olacak. Böylece hem personel daha verimli olacak hem de hizmetler daha verimli hale gelecek. Dolayısıyla bürokraside azalmış olacak. Burada mükerrer kurumların da önlenmesi söz konusu. Kurumlar arası eşit işe farklı ücret öteden beri şikayet konusu olan bu da bu sayede ortadan kalkmış olacak. Eğitimler otellerde değil, kamu tesislerinde yapılacak evet. yine personelin hizmet içi eğitimleri. Bundan sonra lojman ve yeni tesis yapımı da olmayacak. Tabii burada... Çok e, önemsediğim bir konuda tabii bir yandan da işte yeni bina yapımı, yeni bina kiralanması, yeni taşıt alımı, yeni taşıt kiralanması gibi birçok konuda da tedbir var. Yatırımlarla ilgili tedbir var. var. İşte ulaştırma, tarım evet. ve e, deprem bölgesi hariç yüzde 60-70 bitmiş yatırımların dışında yeni projeler e, 3 yıl boyunca e, yapılmayacak. E, tabii burada önemsediğim bir konuda işte taşıtlarda... Yerli araçların kullanılacak olması, yabancı e, araçların alımının durdurulması. E, ama en önemlisi de e, bu tür e, paketlerde en önemlisi de denetim meselesi. Evet. Yani denetim aslında onun uygulanmasını sağlayan bir e, sistem. Yoksa kağıt üstünde yazarsınız ama uygulamadıktan sonra bir işe yaramaz. Bunların bir kısmı yasayla çıkacağı için de kalıcı hale gelecek. Denetim kısmında her birim üçer ay e, periyotlarla, Rapor verecek ee, yine konulan sınırları aşanlar açısından yani bir sınır koyuyorsun işte harcama sınırı kaynak sınırı onunla aşmışlarsa burada hem idari yaptırımlar hem de para cezaları gelebilecek o bürokratlarla ilgili o yüzden herkesin belediyeler yerel yönetimler dahil istisnasız bütün kamu kuruluşlarının e, ilgilendiren bir paket burada tabi bazı alanlarda sağlık güvenlik gibi alanlarda e, istisna tutulmuş. E, onun dışındaki alanlarda işte taşıt meselesinde e, diyelim e, bu konu gündeme gelecek. Kurumların kurallara uyum uyum sağlayıp sağlamadığı denetiminin de Hazine Maliye Bakanlığı yürütecek. Orada işte taşıtlar için bir havuz oluşturulacak. Dolayısıyla bir başka kurumda atıl durumda olan bir taşıt diğer kurumda kullanılabilecek. Yani aslında baktığın zaman tedbirlere kaynakların daha verimli kullanılması sağlanmış evet. olacak. İlk etapta 250 milyar liralık bir tasarruftan bahsediliyor. Bunun devamı gelecek. Yeni tedbirler, yapısal reformlar gibi. Biz tabii biraz çalışanlarla ilgili kısmı burada biraz e, maddeler halinde söylemek istedim. E, tabii önümüzdeki günlerde bunların detaylarını daha e, uzun uzun konuşacağız. Zaten yasal düzenleme meclise geldikten sonra da göreceğiz. Evet. Ama çalışma sisteminde daha verimli, daha... E, kamu personelinde mutlu olacağı, kamu hizmeti alanlarının da mutlu olacağı yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz aslında burada. Evet, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon tahmini yükseltmişti. Yüzde 76'ya yükseltmişti. Tabii bu durumda eğer tüfe Mayıs'ta yıllık yüzde 76 olursa 5 aylık verilere şimdi bakacağız enflasyon ve evet, zam oranları. Evet, biliyorsun Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu, Açıkladı. Dolayısıyla evet. orada e, Mayıs ayında enflasyonun bir tap noktaya geleceğini, ondan sonra da hızlı bir düşüşün hem baz etkisiyle hem de uygulanan politikalarla sağlanacağını öngördü. Orada 5. ay için yani Mayıs ayı enflasyonu için ki e, tahminlerini 73'ten 76'ya yükseltmiş evet. oldu. Tabii biz bu 76'dan e, yola çıkarak bir 5 aylık e, enflasyonu, hesaplamaya çalıştık. Enflasyon %23.11 çıkıyor. Yani %76 olursa Mayıs enflasyonu 5 aylık enflasyonda %23.11 oluyor. Dolayısıyla bu SSK ve bağ emeklerinin emeklilerinin 5 aylık enflasyon artışını gösteriyor. Memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise bu noktada 5. ayda 7.05'e çıkıyor ki onların biliyorsun %10'luk da bir toplu sözleşme artışı var. Oradan baktığın zaman da zam oranları %17.76 oluyor. Tabi burada bazen bu çok soruluyor da onu da bir izah edelim. Burada bir toplama işlemi yapılmıyor. Yani işte %10 toplu sözleşme var. E %7 de enflasyon farkı var. O zaman topluyoruz %17.05 olması gerekmez mi? Niye %17.76 oluyor? Çünkü önce %10'luk toplu sözleşme uygulanıyor. Sonra enflasyon farkı onun üstüne uygulanıyor. Evet. Dolayısıyla burada bir toplama işaret işlemi değil, çarpma ve yüzdelik hesabı hmm. yapıyoruz. O yüzden toplama yapanlara çok itibar etmeyin. Hesap böyle yapılıyor. Şimdi altı aylık. Buradan 6 aylığa geçelim. 6 evet. aylığı da şöyle hesapladık. Yine Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinden Haziran enflasyonuyla ilgili çıkan sonuçlardan bu 5 aylık enflasyonun üzerine onları da ekledik. Evet. Dolayısıyla e, orada da 2.54'lük bir hı hı. tahmin ortaya çıkmıştı. Buradan yola çıkınca da 6 aylık enflasyon %26.24'e ulaşıyor. Memur ve memur emeklerinin enflasyon farkı %7.05 demiştik. Bu haziran enflasyonuyla birlikte 9.77 oluyor. Dolayısıyla zam oranları da %20.75'e ulaşıyor. Şimdi burada bunlar uygulanır mı? Eğer hiç refah payı bir ekleme olmazsa zam oranları böyle işte SSK ve Bağkur emeklerini %26-24 memurlar ve memur emeklerini %20.75 niye fark var? Ocak ayında da memurlarınki yüksek, SSK Bağkurların düşükte. Orada %15'lik bir toplu sözleşme, burada %10'luk bir toplu sözleşme var. Evet. Dolayısıyla 10-15 puanlık şimdiye kadar yapılanlardan yola çıkarak bir öngörüde bulunuyoruz. 10-15 puanlık bir refah payı eklendiğinde de e, taban aylık e, zam oranının işte %35-40 bandında olabileceğini düşünüyoruz. Aynen Ocak ayındaki gibi hem memur emeklilerinin hem de SSK Bağkur emeklilerinin eşitlenmesi söz konusu olursa da burada tüm emeklilere ve memurlara %35-40 bandında evet. bir artış gelebilir. Tabi burada ikinci artış taban aylıkla ilgili. O da 10 bin lira biliyorsun. Evet. Orada da eğer 6 aylık enflasyon uygulanırsa yine %25-30 bandında bir artış olur ki orada da işte 13-14 bin liralık bir yeni taban maaş görürüz. Bunun altında kalanlar da Dolayısıyla buraya tamamlanmış olacak. Çünkü eğer taban maaşı arttırmazsanız önemli bir kesim %25-30 bandında ya da %35-40 bandında zam alsa bile yine 10 bin liranın altında kalacağı için aslında görece olarak hiç zam almamış bir bir olacak. Olmayacak. Evet, Kök maaşları artacak ama 10 bin lira almaya devam edecekler. Evet. O yüzden de burada bir taban maaş artışı olacak diye düşünüyorum. Tabii bunlar... Şimdi Mayıs ayındayız. Mayıs enflasyonu açıklandıktan sonra yine 5 aylık enflasyon üzerinden hesaplamalar yaparız. Ama Temmuz'un 3'ünde 6 aylık enflasyon belli olacak. O belli olduktan sonra da hükümet evet. bir karar verecek. İsterse refah payı ekleyecek, isterse işte taban maaşı arttıracak. Bütün bunlar o 6 aylık enflasyon verisi ele geçtikten sonra e, hesaplanan veriler. Sonra da sabi, bunlar bir yasal düzenleme gerektiriyor. Hızlıca meclise geliyor biliyorsun bundan önceki uygulamalarda evet. olduğu gibi çıkıyor Eğer maaş gününe yetişirse zaten yetiştiriliyor yetişmezse de farklar daha sonraki bir takvimde ödeniyor